Kürdistan'a dönük bu oyunlar önemli elbet. Geçmişte de denendi, bugün de denemekten vazgeçmiyorlar. Bunu konuşacağız gazeteci arkadaşımız İrfan Ak'tan Skype'e attığımızda. İrfan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu önemli bir konu ama dikkat çekmek istediğim özellikle şu. Belli ki bir şekliyle Kürt toplumunu muhafazakarlaştırma, onu belki de tırnak içerisinde kullanarak söylemek lazım. Siyaseti üzerinden, demokratik siyaset alanından koparıp bir şekliyle yeniden kendi çıkarları dahilinde konsolide etmek istiyorlar diyebiliriz. Bu konuyla ilgili yazdığında, konuştuğunda senin yorumun nedir? Özellikle bu Orta Doğu'da İsrail-Hamas Savaşı ile birlikte bu kadar yeni bir cebelleşme, yeni bir çatışma durumu ortaya çıkmışken ve bir de Türkiye'nin Rojava'ya, Güney Kürdistan'a dönük saldırılar varken bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Ne amaçlanıyor? Aslında sizin dosyanız Türkiye'nin projesini aşağı yukarı net bir biçimde ortaya koyuyor. Orta Doğu'da, buna Türkiye'de dahil, din ve mezhep siyaseti çeşitli bölgeleri kontrol altında tutmak, sömürmek veya belli toplumsal kesimleri büyük güçlerin, iktidarların, bölge devletlerinin kontrolü altında tutmak için din önemli bir araç olarak işlevselleştiriliyor. Bu sadece İslam dini için geçerli değil. Mezhepsel açıdan da bu böyle. İşte bugün İsrail'de gördüğümüz üzere bir inancı, Museviliği, bir milliyetçi bir çerçeveye koyarak aslında suistimal etmek söz konusu İsrail açısından. Öte taraftan şöyle bir şey, tabii İsrail ile Türkiye'nin aslında bu açıdan stratejileri birbirine çok benziyor. Pek çok açıdan birbirine benziyor. Fakat mukayese yapmak bugünlerde ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi şöyle bir eleştiri de yapılıyor. İşte bunu tartıştığımız zaman, şu anda Filistin bombardıman altında, Gazze halkı katliamla karşı karşıya. Siz şimdi bu mukayeseyi niye yapıyorsunuz? Aslında eğer çözüm süreci devam ediyor etmiş olsaydı, Kürt meselesi göreli bir demokratik çözüme kavuşturulma yolunda olsaydı, gerçekten de şu anda bütün enerjiyi Filistin halkı lehine kullanmak, Filistin halkına yapılan zulme karşı çıkmak üzere Kürt hareketinin işlevselleştirmesi daha kolay olurdu. Halihazırda eğer Kürt hareketi kalkıp da bugünlerde temel, yani bu ikiyüzlülüğü dışa vurmaktan imtina etse, bizzat kendi tabanı Kürtler tarafından tepki görecek. Dolayısıyla Kürt hareketinin, Kürt medyasının, bizim gibi gazetecilerin buna işaret etmesi aynı zamanda güncel bir meseleyle de ilişkili. Bu Türkiye'nin Rojava... mukayeseyi yapmak Filistin davasını haksızlaştıran bir durum bu. Yani sonuç Hayır, itibariyle asla değil. Filistin davasındaki haklılığı tartışmasız kabul ediliyor. Herkes de kabul Kesinlikle. ediyor. Kürt siyasi hareketi de bunu kabul ediyor. Kesinlikle, yani Kürt hareketi ve Kürt halkı da öyledir. Her zaman, yani sadece Filistin halkı için değil, kendisine benzer muamelelere maruz kalan bir halk Sri Lanka'da olduğunda, işte Tamillere soykırım yapıldığında da Kürtlerin duygusu aynı. Çünkü yani herkes kendi yarasından konuşur ama Kürtler çok fazla yara aldıkları için başkalarının acısına baktıklarında da o yarayı hissediyorlar, anlıyorlar. Şimdi güncel bir meseleyle karşı karşıyayız. O da Türkiye'nin Rojava politikası, sürekli tehdit altında tutulan ve belli aralıklarla, büyük askeri harekatlarla vurulan bir Rojava var. Ve Filistin, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaptıkları ister istemez Kürtlere,
Filistin'i eleştiren Türk siyasetçilerine karşı Kürtlere şu hakkı veriyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Aynı şeyi yani Rojava'daki Kürtler eğer savaş karşıtıysanız niye bu savaşa karşı değilsiniz? Eğer İslami referanslarla konuşuyorsanız Kürtler Müslüman değil mi? Bütün hani bakın size bir ses kaydı dinleteceğim, müsaade edin lütfen. Buyurun. Bu ses kaydı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz Salı günü Saadet Partisi ile ortak TBMM grup toplantısındaki konuşmasından çok kısa 40 saniyelik bir şey. Bakın ne diyor. Süzgecinden geçirip ne yapmamız gerektiğini hep birlikte karar vereceğiz. Değerli kardeşlerim, son 100 yıl içinde 3 büyük şehir kuşatması var. İnsanlık vicdanını zedeleyen, yok eden 3 kuşatma. Stalingrad kuşatması, Saraybosna kuşatması ve Gazze kuşatması. Stalingrad kuşatması 21 Ağustos 1942'den 2 Şubat 1943'e kadar sürdü. 5,5 ay. Gazze kuşatması 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar sürdü. 4 yıl 1 ay 1425 gün. Gazze kuşatması ise tam 17 yıldır sürüyor. 17. Bakın burada son 100 yılda 3 büyük şehir kuşatmasından söz eden Davutoğlu başbakanken Sur'u, Cizre'yi, Yüksek Yuva'yı, Şırnak'ı filan saymıyorum. Bunları saymıyorum. Kobani kuşatmasından söz etmiyor. Halbuki son 100 yılın yakın yani bu 100 yılın en büyük şehir kuşatması IŞİD'in Kobani kuşatmasıydı ve aylarca devam etti. Kürtler, Kürt kadınları ve erkekleri büyük bedeller ödeyerek bu IŞİD vahşetini bertaraf ettiler. Davutoğlu bunu anmıyor bile. Bütün konuşması boyunca Stalingrad vurgusu yapıyor, Saraybosna vurgusu yapıyor, Gazze vurgusu yapıyor. Bunların hikayelerini anlatıyor. Kürtlerin K'sini bile anmıyor. Ne Halepçe, bakın uzak tarihe bile gitmiyor. Ne Halepçe, ne Gelyezilan'dan söz ediyor. Dersim kuşatmasından bahsetmiyor. Şeyh Said isyanı sırasında ve hemen sonrasında bütün o bölgenin Diyarbakır dahil olmak üzere kuşatılıp havadan bombalanarak 15 bin kişinin katledilmesinden bile bahsetmiyor. Şöyle bir durum o zaman çok net açığa çıkıyor burada. Yani bir şekliyle kavramı mazur görün. Gazze üzerinde tepinerek siyaset yapıyorlar bunlar. Yani Gazze'yi de bir şekliyle kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bu çok bariz değil mi? Şöyle, onu bilemem ama onların çıkarı ne? Sonuçta bu bir İslami referanslı bir ideolojiden bahsediyoruz. Elbette Gazze'de özellikle Hamas gibi İslamcı bir örgütün yaptığı operasyon sonrasında İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösterilmesine kimse bir şey demez. Evet. Bu zaten olması gerekendir. Fakat bu bahsi açan kişilerin hepsinin başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere hepsinin karnesinde işte Kürtlerle ilgili başta Kobani olmak üzere Kürtlerle ilgili bu tür meseleler var. Siz bu konuda hiçbir zaman ağzınızı açmadınız. Bakın bugün dünyanın her yerinde Filistin halkı için, Filistin halkının bu katliamdan kurtarılması için, barış için yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de iktidar erkinin ya da o büyük familyanın mensuplarının da dahil olduğu nümayişler de gerçekleştiriliyor. Bakın şu anda hali hazırda binlerce Kürt siyasetçi, yüzlerce Kürt siyaset yöneticileri IŞİD'in Kobani kuşatması sırasında Kürtler büyük bir katliamla karşı karşıya oldukları için halkı gösteriye çağırdıkları gerekçesiyle
müebbet hapisle yargılanıyorlar. Şu anda Kobani davası dediğimiz şey nedir? IŞİD Kobani'yi kuşatıp da binlerce Kürt'ü katliamdan geçirirken Türkiye'den, ki dünyadan da uluslararası arenada da büyük reaksiyonlar, tıpkı bugün Gazze için yapılan yürüyüşlerin daha azı da olsa yapıldı. Fakat Türkiye'de bu yürüyüşler o sırada tabii kriminalize edildi, içine provokatörler kondu. Provokatör olmasa bile gerçekten çatışmalar yaşandı. Farklı gruplar, işte bunlardan biri de Hüdapar'a yakın gruplardı. Sonuçta 51 insan katledildi. Her iki taraftan veya işte kolluk kuvvetlerini de dahil edersek büyük bir trajedi yaşandı. Fakat bu o reaksiyonu devlet her zaman teröre destek olarak kabul etti. Dün düşen haber, İsrail'de üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler barış istedikleri için okullarından ihraç edilmek tehlikesiyle karşı karşıyalar. Türkiye'de Cizre, Şırnak bombalanırken Türkiye'deki akademisyenler barış imzası attıkları için bütün hayatları karartıldı, ihraç edildiler. Böyle bir ikiyüzlülük söz konusu. Şimdi Türkiye'deki iyi değerlendirmek açısından diyorum. Özellikle son bir başlık olarak da sormak istiyorum. İsrail'in Hamas ile yaptığını AKP bir şekliyle Hüdapar'la mı denemek istiyor? Özellikle bu Kobani direnişi döneminde ortaya çıkan tabloyu da gösterdiğin için bu soruyu da özetle yanıtlarsan sevinirim. Zamanımız dar, mümkünse kısa yanıtlarsan sevinirim. Bu konu hiç incelemeye hacet duymayacak kadar net. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı, evet, Hamas benzeri bir yapılanmayı Kürt coğrafyasına yerleştirmek. Siz muhafazakarlık dediniz. Hayır, Kürtler zaten muhafazakar ve devletin onlara götüreceği inanca muhtaç değiller. Bilakis çok sayıda İslami yorum bizzat Kürtlerden çıkmış ve çok sayıda Türk entelijansiyası, İslamcı entelijansiyanın çoğu Kürtlerden çıkan bu yorumlar sayesinde bugün tarikatlar kuruyor, cemaatler kuruyor. Fakat şu çok açık, evet, Kürtleri İslamcılaştıran ama aynı zamanda Kürtlerin ana aktörlerini de İslamcı yapılar olarak dizayn etmeye çalışan bir siyaset söz konusu. Bunda muvaffak olunabilir mi? Ben hayır diyemiyorum. Devletin bu girişimi başarısız olur diyemiyorum. Evet. Kürt hareketi böyle bir rahatlığa, böyle bir tembelliğe asla bence meyletmemeli. Burada şu çok açık, Kürtlerin hem inanç özgürlüğü, hem kimlik özgürlüğü, hem de sınıfsal eşitlik taleplerini bir bütün olarak içeren muhtevasına bütün bunları koyan Kürt siyasetinin devletin bu hamlelerine cevap üretmek durumunda kalacağını düşünüyorum. Rehavete kapılınırsa, özellikle yoksullaştırılmış, bugün elektrik faturasıyla terbiye edilmeye çalışılan Kürt alt sınıflarının bu tür eğilimlere kayması engellenemeyebilir. Bu bence ciddi bir mesele. Bunun hem tartışılması, irdelenmesi, hem de çok iyi izlenmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. Ben de bu arada küçük bir düzeltme diyeyim. Muhafazakarı tırnak içinde kullandım. Yani o yönüyle önemli, evet, Kürtler dindardır. O konuda aslında çok birçok topluma da referans verebilecek kadar da dinini iyi bilen bir toplumdur. Ahmed-i Haniler ve Melayi Ciziriler yetiştirmiştir. Çok teşekkürler İrfan Aktan. Sağ olasın. Teşekkür ederim.